İsviçre, Tuğ'undan herkese selamlar. Arkadaşlar şimdi sizi de Tuğ'un bölgesinin Altstadt'ına getirdim. Burada bir cadde var ve bu cadde üzerinde İsviçre'nin yerlileri kendi ürünlerini satıyorlar. Şimdi size bu pazarı gezdireceğim. Evet, burada İsviçre'nin yerlerinin yoğunlukla bulunduğu ve kafelerin olduğu bir cadde, sokak. Burada hem kahvenizi içebilir, hem yemeğinizi yiyebilir, hem de yerel ürünlere ulaşabilirsiniz. Bakın, burada sabun ve peynir satan yerler de var. İsviçre peynirinin öz hakikisini burada bulabilirsiniz. Evet, şimdi Tuğ'un Gölü'ne doğru ilerliyoruz. Göl etrafında çok güzel kafeler ve mimarisi harika olan yapılar var. Onları göstereceğim size. Şimdilik şu kadarını göstereyim. Şöyle çok güzel yapılar var.
Gençler, şimdi Thun Gölü'ne geldik. Göl adeta bir sahil olarak kullanılıyor. İnsanlar burada çocuklarıyla falan güneşleniyor, göle giriyor. Her türlü aktivite var. Burada bir de kafe var. Alkollü, alkolsüz, her türlü içecek mevcut. Fiyatlar da gayet uygun. 3-4 franka biranızı içebiliyorsunuz. Yani buraya yazın gelecekseniz mayonuzu alın, mutlaka öyle gelin. Adeta bir plaj havası var çünkü. Su da çok temiz. Biraz serin olabilir tabi, burası göl sonuçta. Ama atmosfer harika. Şimdi Thun Kalesi'ne geldik. Buradaki yazılana göre 1696 yılında yapılmış burası. Şehrin en tepe noktalarından birinde bulunuyor. Şimdi buradan size aşağı manzarayı da göstereceğim. Burada da eski zamanlardan kalma bir tane top var. Burası ayrıca böyle küçük kafe olarak da kullanılıyor şu an kalenin içerisi. Burada oturup bir şeyler de içebilirsiniz. Şu an kalenin içerisinden geçip gidiyoruz tabi. Size şöyle şehrin manzarasını da göstereyim. Bu şekilde yani. Şu an şehrin en zirvelerinden birindeyiz. Evet, size Thun Kalesi'nden veda ediyorum arkadaşlar. Thun'la alakalı tarihi bilgileri de aşağıya not edeceğim. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.